Şimdi Şükrü Hocam ekrana da getiriyoruz. Aslında ağır bir tablo var. Ya ard arda aslında herkes şunu merak ediyor. 7.7 büyük bir deprem yaşıyoruz ve aradan 9 saat geçmeden 7.6'lık bir depremle karşı karşıya kalıyoruz. Ve iki depremin birbirinden bağımsız olarak gerçekleştiği bilgisini siz uzmanlar bizlere aktardınız. Öncelikle dilerseniz ilk depremle başlayalım. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak adlandırıyoruz. Nasıl bir deprem yaşandı? Nedir karakteristik özelliği? Şöyle söyleyelim. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten Cumhuriyet tarihinin en önemli depremlerinden biri yaşandı. Ülkemiz Türkiye karası üzerinde en büyük deprem 8 büyüklüğünde olabilir. O da Kuzey Anadolu fayında. 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Yer kabuğu 300 kilometre kırılmış ve bu depremin de 3 dakika sürdüğü söyleniyordu. Şimdi benzer şekilde 7.7'lik deprem de büyük bir deprem. Çünkü ilk açıklandığında Kahramanmaraş merkezli olarak verildi ama ben mesela şahsen artçı depremleri izlediğimde Hatay'da da devam ettiğini gördüm. Yani çünkü kırılan hocam bir yerde... Yani bu beklediğimiz bir deprem değil miydi? Yani hani sizin söylediğinizden beklenen bir deprem miydi? Yoksa hani çok siz büyüklüğünden mi şaşırdınız? Büyüklüğünün bu kadar olması normal miydi? Hani bunu da bir soru olarak sorarsak. İdris Bey, buradaki hiçbir deprem bizi şaşırtmaz. Geçmiş tarihler içerisinde bu bölge zaten sabıkalı. Yani 500 yıl önceki depremleri biliyoruz. 200 yıl önceki depremleri biliyoruz. Yine 7.4 büyüklüğünde depremler vardı geçmiş tarihler içerisinde. Bazı uzmanlar zaten 500 yıldır stres biriktiren bir fay kırıldı tabii diyor. Yani hani orada baktığımızda bilinen bir deprem fay attı. Şimdi aslında Doğu Anadolu fayından söz ediyoruz. Bingöl, Karlova ile Hatay arasında giden 600 kilometrelik bir kırık var. Yine CNN'de çok iyi hatırlıyorum. Bingöl depreminde, Elazığ depremi olmadan önce de biz burada o bölgenin ne kadar gergin olduğunu, deprem oluşturabileceğini söylemiştik. Yani CNN'de eski kayıtlar içerisinde var. Bunu söyledikten bir ay sonra Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Ya ama bu bölgenin stresi bitmedi ki. Yani koca Arabistan kıtasının Türkiye'yi bindirdiği, sıkıştırdığı bir bölgede yüzyıllardır büyük depremler yok. Ve böyle bir depremlerin olması beklenebilecek şeydi. Peki beklenmeyen neydi? Büyüklük değil. Beklenmeyen şuydu. Etki alanı çok geniş oldu. 10 il yani. 10 il oldu. Şimdilik 10 il. Çünkü 7.6'dan sonra daha hangi illeri ekstra olarak etkilediğini daha bilmiyoruz. Bunu yarın göreceğiz. Yani biz henüz bildiğimiz 10 ildeki yıkımlar ve can kayıpları. Şimdi ilk 7.7 deprem olduktan sonra yine medyada açıklamalarda şunu söyledik. Bu bölge büyük bir deprem yaşadı. Bu bölgede stres boşalımı oldu. Uzun süre deprem olmayacak. Ama artçılarını yaşayacağız. En az bir yıl sürecek. Hocam bu %5 üstü artçı deniyor. Yani sürekli 5 üstü artçı oluyor deniyor. Bu kaç gün sürecek böyle bir hani... Evet. Panik olmadan da sormak istiyorum. Hani bu sürekli kaç gün sürer? 7.7'den sonra bir deprem daha oldu dedik. 7.6, 9 saat arayla hemen hemen aynı bölgede. Şimdi 6'nın üstü bir sürü deprem oluyor deniyor. Artçı deprem oluyor. Şimdi de 5 üstü depremler sürüyor deniyor. Bunun bir aralığı var mı? Ne kadar süreceği konusunda bir fikriniz var mı? Ne kadar artçı deprem beklenebilir? En büyük artçı deprem 6.7 kadar olabilir. Yani ana depremin bir küçüğü kadar olabilir. O da bir 6.7'dir. Nitekim 6'yı geçen depremler var. Bu yakın zamanda bu depremler çok sık olacak ve büyük olacak. Ama bu depremlerin bitiş süresi en az bir yıl sürecek. Yani düşünün, ana depremden zarar görmüş hasarlı binaların çoğu zaten yıkılmaya başladı. İşte o yüzden sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Vatandaş şöyle düşünebilir. Ben büyük bir şoku yaşadım. Ev yıkılmadı. Çatlak falan var ama. Hocam aslında tam da ben onu sormak istiyorum size. Çünkü öyle görüntüler de yansıyor, haber merkezimize geliyor. Şimdi eve bakıyoruz. Ev dış görünüşte aslında sağlam görünüyor. En azından çıplak gözle baktığımızda işte sıvaları dökülmemiş. Pencerelerinde, camlarında herhangi bir hasar yok. Ama bu binaların da aslında temelinde ya da kolonlarında siz daha teknik bir şekilde muhakkak anlatacaksınızdır.
Başka zararlar olabilir mi ve tehlikeli olabilir mi? Aslında bölgedeki tüm binalar mı şu anda tehlikeli? Nasıl adlandırmak lazım? Vatandaş sadece evin sahibi, uzman değil. Dolayısıyla bunu uzmana sormak gerekiyor. Hasarsız gibi görünen yerlerde, taşıyıcı sistemlerde, yani kolonlarda, kirişlerde çatlaklar varsa bunlar binanın yıkılmasını sağlayabilir. Hani pencerenin kırılmamış olması binanın sağlam olduğunu göstermez. Mutlaka uzman gözüyle taşıyıcı sistemin zarar görüp görmediğine bakılması gerekir. Ama bir ki, uzman o eve evlere ulaşana kadar da hani vatandaşın kendi alacağı tedbirler olarak da mesela duvarlardaki çatlaklar bir emare olabilir. Böyle mi bakmak lazım? Evet, bunu sadece ihbar edebilir. Kendisi yorumlayamaz. Kendisi yorumlarsa. Ama böyle bir durum varsa binadan uzak durmayı. Bugün örneğin öğlen saatlerinde bir görüntü vardı, hatırlarsın. Bir anda Urfa'daki bina yıkıldı. Evet. Yani baktığında, dışına baktığında herhangi bir sıkıntı bina yok. Bina sağlam görünüyordu. Yani ona bak, o anlamda hocam tüm binalar riskli demek mümkün mü? Tüm binaları potansiyel olarak şu anda riskli kabul etmek zorundayız. Yani binalardan içeri girmeyin diyoruz. Tedbiren. Tedbiren söylüyoruz. Bunların bir kısmı elbette sağlamdır, girilebilecek, kullanılacaktır. Ama şu anda o durumda değiliz. Yani çünkü buna karar verecek kim? Vatandaş mı? Vatandaş uzman değil. Yoksa normal şartlar altında bir bina mühendislik görmüşse yıkılmaz zaten. Yani depremde en güvenilir yerler aslında evlerin içidir. Ama sağlam evlerin içi. Sokaklarda sizi, bakın işte kış günü sizi soğuk bekliyor. Günlerce güvenliğiniz, hastalığınız, beslenmeniz, bunları kim sağlayacak? Sokakları evin içinden daha tehlikeli. İşte dediğim gibi şu anda vatandaşın bu ev sağlamdır deme lüksü yok. Dışarıda olmak zorunda. Çünkü patır patır evler yıkılıyor karşı depremlerde. İzliyoruz, görüyoruz. Sizler burada yayınladınız. Hakikaten bizler için de derslerde öğrettiğimizden öte müthiş görüntüler var. Etki alanı bakımından depremler büyük ama etkileri bakımından hakikaten dehşete düşürecek durumlar var. Bu bakımdan hiç kimse devletin çeşitli kurumlarını suçlamasın. Her şey her yere yetişmeye çalışıyor. AFAD olsun, yetkililer olsun. Şu anda büyük bir dayanışma günü. Evet. Ve özellikle Milli Birlik Günü. Çok kesin. Haklısınız. Ve özellikle özel sektörün bütün gücünün, yani iş makineleri, ekipmanların. Evet. Günler. Mesela şu anda yollar kapalı. Lojistik olarak bile bölgeye bir şey götüremiyorsunuz. Dolayısıyla yolların açılması için mutlaka vatandaşların, özel şirketlerin bütün gücünün buraya aktarılması gerek. Şimdi o boyutunu birazdan soracağız hocam. Yani dilerseniz sırayla gidelim. Çünkü tabii. İşte oradaki yapılan çalışmaların kuşkusuz ki çok iyi bir organizasyonla yapılması gerekiyor. Çünkü tüm vatandaşlar da, herkes, evde oturan herkes bir şekilde oraya yardımcı olmak istiyor, işte yardım ulaştırmak istiyor. Onun nasıl yapılması gerektiği de önemli bir koordinasyon. Onları da soracağız size ama şimdi biraz hani bu depremin yapısını anlatıyorsunuz ya, işte nasıl bir deprem yaşadığımızı. Hı-hı. Şimdi bir yıl boyunca artçı sarsıntılar devam edecek ifadesini kullandınız. İşte en büyüğü 6.7'lik artçılar olabilir ifadesini kullandığımız sorumuza istinaden. Şunu da merak ediyorum. Şimdi aslında herkes merak ediyor. Başka büyük bir deprem bölgede beklenebilir mi? Çünkü biz artçı depremler olur mu, artçının büyüğü kaç olur diye ilk 8 saat içinde siz uzmanlara sorarken biz 7.6'lık başka bir depremle karşılaştık ve şoke olduk. Şimdi böyle başka bir deprem daha beklenebilir mi? Bunu sabahki açıklamalarda yine yapmıştık. Şöyle demiştik. Bu bölgede uzun süre deprem olmayacaktır ama deprem olan yerin komşu alanlarında büyük gerilimler var. Hı. Neresiydi orası? Bir kısım Hatay'dı, güneyde Hatay'dı. Kuzeyde de Kahramanmaraş'tan doğuya ve kuzeye doğru olan kesimdi. Buralarda gelecekte deprem olacaktır. Yarın olur, 3 yıl, 10 yıl sonra mutlaka olacaktır dedik. Ama tesadüfen saatler mertebesinde ikinci deprem meydana geldi. O deprem artçı değil, düpedüz. Bağımsız bir deprem. Bağımsız bir deprem, tetiklemenin getirdiği hocam, bir deprem. Hocam fay hattı mı farklı? Nasıl bağımsız bir deprem? Hani bağımsız deprem diyoruz ama. Şöyle, eğer 7.7'den daha küçük, söz gelimi 6-6.5 büyüklüğünde deprem olsaydı bu onun artçısı olacaktı. Ama neredeyse birbirine yakın büyüklükteki depremler birbirinin artçısı olmaz. Hı. Ancak birinin diğerini tetiklemesi söz konusudur ki nitekim
Öyle. Çünkü artçılar o tarafa doğru artık kaydı. Harita üzerine baktığınızda... Hocam orayı bir açabilir miyiz tam anlamak açısından? Şimdi iki büyük deprem bağımsız diyoruz ama yani ilk deprem ya da ilk depremin artçıları ikinci depremi bir şekilde onun fay hattını tetiklemiş olma ihtimali mi var? Tabii tabii zaten direkt öyle oldu. Doğu Anadolu fay hattı bir ince uzun bir fay zonu. Üzerinde çeşitli parçaların olduğu kısımlar. Depremin meydana geldiği yerde rahatlama olmuştu ama uçlarda tetikleme nedeniyle 7.6 oldu. Dolayısıyla Hatay'dan işte yeni depremin olduğu Elbistan'a kadar olan geniş bölüm üzerinde şu anda bile depremler oluyor sürekli. 6'ya varan, 6'ya geçen, 6'dan düşük, 5 büyüklüğünde ve bu ilk günlerde çok yoğun olacak. Hem insanlar korkabilir, kaygı durabilir ve yapısal olarak hasarlı binalarda yıkılmalar meydana gelebilir. Peki o zaman şu anda şöyle demek yanlış mı olur? İki tane çok büyük deprem meydana geldi. Buradaki fay hattındaki enerji tamamıyla boşaldı. Artık burada büyük bir deprem meydana gelmez diyemiyoruz o noktada. Büyük depremlerin olduğu yerler için söyleyebiliriz. Hı. Yani Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli bir depremin olduğu yerde en az 100 yıl, 200 yıl böyle bir deprem bir daha büyük olmayacak. Büyük deprem üretme kapasitesi o bölgede olmayacaktı. Ama henüz deprem süreci bitmediği için burada sadece artçılar yaşanacak. Büyük depremler yaşanmayacak. Hı. Yani normal şartlar altında da bu artçıların binaları yıkması mümkün değil. Yıkılan binalar gerçekten kötü inşa edilmiş. Bakın görüyorsunuz neredeyse bir moloz yığını. Şimdi benim anlamadığım nokta siz dediniz ya bu farklı depremin farkı yaygınlığı işte 10 ile yayılması. Evet. Hani bu 10 ile yayılma meselesinde benim gördüğüm kadarıyla hani bu nasıl oluyor? Yani nasıl bir şey ki bu 10 ile yayılabiliyor? Hani herkes aslında ona da çok şaşırıyor. Hocam şaşırdık. Yani etki alanı hani, çok büyük. Doğru. Yani 10 ilden bahsediyoruz. Bu nasıl olabilir? Hani bunun nedeni yapı stoğundaki sıkıntı mı? Hemen açıklayalım. Yani illerin yakın olması mı birbirine, coğrafi bir durum mu? Hani bunu nasıl anlatabiliriz? Çünkü bu deprem aynı zamanda başkent Ankara'da da hissedildi. Tabii tabii. Yani Türkiye'nin yarısında hissedildi. Yarısında hissedilen bir deprem. Etkilenen iller bile çok geniş. 10 il. Bunu şöyle tarif etmek gerekiyor. Birincisi zaten depremin büyüklüğü oldukça fazla. Bir. İkincisi depremin derinliği sığ. Yani deprem... Ne oluyor depremin derinliği sığ olunca? Sığ olduğu zaman... Yani yüzeye yakın mı hocam? Yüzeye yakın ve... Hissetmemiz daha mı yüksek? Enerji hiç soğurulmadan çevreye yayılıyor. Geniş bir alanda hissediliyor. Üstelik bu bölgelerdeki kayaçların, zeminlerin gevşek, iyi tutturulmamış zeminler olduğunu düşündüğümüzde mesela Çukurova'da, mesela Hatay'da Amik Ovası'nda veya Güneydoğu'da... Antep'teki yıkımın Hatay'a göre az olduğu söyleniyor. Evet, doğru. Antep, Kahramanmaraş'a yani merkeze daha yakın o bölgeye. Bunun nasıl açıklayabiliriz? Yani bunun en büyük sebeplerinden biri zeminsel faktör zaten. Biraz önce de söyledim. Onu anlatmak için. Çünkü depremin verildiği ilk saatlerde Kahramanmaraş çok vurgulandı. Ama Hatay çok ihmal edildi. Ben Hataylıyım mesela. Oradan sürekli bana bilgiler ve görüntüler geldi. Gördüm ki deformasyonlar, yer kabuğundaki deformasyonlar orada da var. Yani ondan sonra zaten 7.4'ten 7.7'ye aktarıldı büyüklük. Ama arasında küçük bir fark yok. Onu vatandaşların anlaması için söylememiz gerekiyor. 7.7 yaklaşık 3 tane 7.4 büyüklüğündeki deprem demektir enerji olarak. Yani logaritmik artıyor bu değerler. Bu düzeltilmiş değerler arazi verilerine göre de düzeltilmiş vaziyette. Hatay'a gelirsek, Hatay'da koca bir Amik Ovası var. Bunun üzerindeki yapı stoğunda Antakya'da, Kırıkhan'da, Hasla'da, Gaziantep'in İstahiye ilçesinde önemli yıkımlar var. Bunun en önemli sebeplerinden biri deprem olduğu kadar zeminin çok kötü olması ve binaların çok kötü inşa edilmiş olması. Bakın İskenderun'da devlet hastanesi yıkıldı. Bakın bu deprem işlerini biraz hallettikten sonra bunu sorgulanması gerekiyor. Devletin binası yıkılmaz. Yıkılmaması gerekir. Bu çok önemli bir husus. Yani siz hastaneye gideceksiniz, hastane yıkılmış. Bugün tabii hocam birlik günü. Bugün işimizi en doğru şekilde yapma günü. Şimdi
bu enkaz durumuyla ilgilenecek. Sonrasında da elbette devlet hesap soracaktır birilerinden diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda şöyle bir durum var hocam. Yani benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar ki depremlerden farklı bir deprem bu. Evet. Yani bunu farklı yapan şey alan genişliği diyorsunuz ama yani aynı zamanda depremin büyüklüğü de. Evet, alan genişliği ve depremin büyüklüğü diyoruz ama hani burada baktığımızda bundan sonraki süreçte ne yapılmalı? Mesela bana bilgiler giriyor. Diyorlar ki işte o bölgeye araç girilmiyor. Araç girmiyor ya da o bölgenin ulaşım zor. Vatandaş ne yapmalı? Nasıl bir adım atmalı ki devlet işini kolay yapsın? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi devlet yetkililerinin bölgeye intikali sırasında ilk saatlerde vatandaşın dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Mesela mahalle gönüllüleri, daha yetkililer gelene kadar bir altyapı hazırlaması gerekiyor. Onlarla birlikte çalışabilmesi için. Bu önemli bir husus. Çünkü her şeyi devlete bırakamayız. Bizim de kendi gücümüzde yapabileceğimiz pek çok şey var. Bunları da ortaya koymamız gerekiyor. İşte mesela özel şirketin iş makinelerinin yolları açması gibi, lojistiğin sağlanması için, çünkü ulaşımın sağlanması gerekiyor. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama devletin yetkililerine, yetkili kurumlarına daha da çok yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yarayı saymak bugünden yarına halledilecek bir mesele değil. Biraz elbette uzayacak. Daha çünkü kırsala girilmedi ki. Hocam şöyle bir ifade var. Devlet yetkililerinden geliyor hatta. Tahliye operasyonu yapıyoruz diyorlar. Hani bölgeden kendi araçlarıyla çıkmak isteyenler çıkabilir. Yarın kapsamlı şekilde illere dışarı çıkmak isteyenleri almak istiyoruz. Bu dışarı çıkarma neden? Yani neden biz bir grup insanı oradan çıkartılıyor? Çok önemli bir konu aslında. Yani o konuya ben de değinecektim. Çünkü şu anda kış koşulları var. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hastalar açısından bu hipotermi sorunu olabilir. Yani günlerce sokakta kar soğuğunda bekleyemezsiniz. Dolayısıyla tahliye burada çok önemli. Mesela söz gelimi Akdeniz bölgesinde şu anda turistik tesislerin çoğu boş. Evet. Yani vatandaşların özellikle çocuk yaşlıların, hanımların çocuklarıyla birlikte buraya gönderilmesi, aktarılması belli bir süre burada konuk edilmesi bence önemli çözümlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da buna parmak basıyor hocam. Çevre bölgelerde ve Mersin'de, Antalya'da uzanan hattaki turizm otelcilerimiz kapasite ayırıyorlar bu insanlar için. Ve o bölgeye bu insanların tahliyesinin yapılması isteniyor. Yani sizin dediğiniz şey uygulanmaya çalışılıyor. Buyurun hocam. Bu önemli bir husustu. Çünkü hakikaten o bölgede çok tesisler var ve şimdi 10 ili düşünürsek şu anda binlerce vatandaş sokakta küçük bir ateş yakmış başında bekliyordur. Tabii bunu günlerce sürdüremezsiniz. Depremin ilk saatlerinde tamam olur ama bundan sonrası için bir tahliye bence çok isabetli bir şey. Biliyorsunuz İstanbul çevresindeki büyük deprem için bile bir planımız var bu konuda. 8 yerden tahliye ve İstanbul dışına insanları çıkarmak gibi plan var. Dolayısıyla yani sadece depremden sonra arama kurtarma değil, tahliye operasyonu da önemli diyorsunuz. Tabii plan çok önemli. Çünkü İstanbul genelinde mesela 1 milyon, 2 milyon insan sokaklarda olacak. Bunların her gün bakacaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz, hastalığına, güvenliğine, her şeyle ilgileneceksiniz. Hakikaten bu devleti zorlayan bir iştir. Kolay değildir. Hocam o soruyu da soralım. Bunun İstanbul depremine bir etkisi olabilir mi? Olası bir İstanbul depremine. Bu soru önemli olduğu için size sorayım. Tabii bu soru herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi. Daha doğrusu bu depremden önce de sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Bu bölgedeki depremin Kuzey Anadolu fayı üzerindeki herhangi bir bölgeyi, özellikle Marmara'da beklenen gelecek büyük İstanbul depremini tetiklemesi beklenmez. Çünkü farklı mekanizmalar çalıştığı için tetiklenmesi kesinlikle düşünülemez. Ama Marmara çevresinin kendine ait bir potansiyeli var.